Okan Müderrisoğlu, S&P oyununu bozacak sihirli üçlü. Türkiye seçim sürecine girmişken kredi derecelendirme kuruluşu Standard Poor's'un not operasyonuna uğradı. Aslında Türk hazinesi S&P ile ilişkilerini 5 yıl önce kesmişti. Yani 2013'ten bu yana S&P Türkiye'yi değerlemesi istenmeyen kuruluşlar arasına almıştı. Ancak bu tür kuruluşların radarına bir kez girdiniz mi, siz istemeseniz bile kendi kendilerine dışarıdan analiz veya spekülasyon yapmayı sürdürebiliyorlar. Kaldı ki IMF Dünya Bankası ilkbahar dönemi toplantıları vesilesiyle geçtiğimiz ay Washington'a giden ekonomi kurmayları bu tarz bir atağın gelişebileceğini öngörmüşlerdi. Türkiye hakkında... Kasti biçimde belirsizlik algısı yerleştirmek isteyen sıcak para otoriteleri önce Türk piyasasından çıkalım seçimden sonrasına bakarız çizgisine çekilmişti bile. Demek istiyorum ki ilk kez karşılaşmadığımız bu oyun bıkıp usanmadan sürdürülüyor ve ısrarla Türk siyasetine şekil verilmek istenircesine sahnelenen bu senaryo karşısında gerek Türk milletinin bağışıklığı gerekse ekonominin direnci test ediliyor. Her başa çıkma mücadelesi ise ister istemez bir maliyet bırakıyor. Bu açıdan bakıldığında Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın hafta sonu açıkladığı manifestonun ekonomiyle ilgili bölümü geleceğe dair risk primi bahanelerini bertaraf edecek ciddi başlıklar içeriyor. Bir başka anlatımla Türkiye ekonomisinde bardağın boş tarafı olduğunu öne sürerek olumlu yönleri fiyatlamaktan kaçınan çevrelerin kozlarının büyük ölçüde ortadan kaldırılacağı anlaşılıyor. Türkiye ekonomisinin ulaştığı büyüklük görünür gelecekte şu üç faktörde. Sihirli dengeyi gerekli kılıyor. %5 enflasyon, %5 faiz, neredeyse 0 reel faiz ve maksimum %5 cari açık. Türkiye düşük tek haneli enflasyon ve sıfıra yakın reel faizle gayri safi milli hasılanın en fazla %5'i düzeyindeki yönetilebilir cari açık seviyesinde rahatlıkla %7'lik büyüme zeminine oturabilir. Kamu borç stokunun GSMH'ye oranının %30'un altında olduğu bütçe açığının milli gelire oranı da %1-2 bandında tutulduğu Türkiye ekonomisi, bu temelde birkaç yıl yoluna devam ettiğinde cari açığı ihmal edilebilir orana indiren, enflasyon konusunda tartışmaları bitiren, yüksek faiz baskısından kurtulan bir ortama kavuşabilir. Ve bütün bu hususlar bir temenni değildir. Zira 2013'ten bu yana kesintisiz müdahalelere uğrayan ve sonunda demokrasisini ayakta tutmayı başaran Türkiye, kısa süre önce sağladığı performansı kat be kat aşabilecek güce de birikime de sahip olduğunu ispatlamıştır. Faiz enflasyon cari açık denklemi çözüldüğünde yüksek büyüme ve artan tasarruf eğilimine bağlı refah, düşük oranlı işsizlik zaten doğal sonuçlar olarak karşımıza çıkacaktır. Özetle Türkiye'nin hedeflerini tazelediği, özgüvenini pekiştirdiği yeni bir öyküye ihtiyacı var ötesinin üstesinden gelmek bu milletin mayasında zaten mevcut. 24 Haziran huzur, istikrar, güven için kritik eşiktir. Okan Müderrisoğlu Sabah